Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hapishane işi, nasıl kolay hapishane işi başlanır bunu göstereceğim arkadaşlar. Kolay hapishane işi başlamayı, örmeyi öğrendikten sonra bakın bu şekilde desenli, şifreli modellerimizi yapacağız arkadaşlar. Çok şık, çok güzel modellerimiz. Bunları yapacağız daha sonraki derslerimizde de. Öncelikle hapishane işi nasıl örülür? Tekniği nedir? Püf noktaları nedir? Bunları göstereceğim. Biraz kalın iri boncuk da göstereceğim. Kolay anlayabilin diye. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Eğer abone olmadıysanız şayet, beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Dersimize geçelim. Modellerimi de kaldırayım arkadaşlar. Bu kolay hapishane işimizi yapmak için gereken malzemelerimiz naylon ipimiz, boya ipi, kum boncuğumuz. Ben biraz iri kum boncuk seçtim. Kum boncuklarımız dizide kum olursa daha güzel olur. Özellikle de şifreli hapishane işi modellerimizi yaparken çok önemli. Ama sade tek renk hapishane işi yapacaksak kolye ya da bileklik, böyle iri kumlarınızı değerlendirebilirsiniz. Ben farklı renkte de ip taktım. Mesela diyelim ki bu yeşil rengimizi öreceğiz. İpimizin de yeşil olması gerekiyor. Yalnız ben hani battığım noktaları daha iyi görün diye farklı renk seçtim ki batma yerlerini iyi kavrayabilin diye. Bir de tığımız 20 ya da 18, 21, hangi tığı da kolay örebiliyorsanız o şekilde bir numara seçebilirsiniz. Ben 20 numarayı seçtim. Başlayalım. Önce ne yapıyoruz? Naylon ipimize biraz ben boncuk dizdim arkadaşlar. Ne kadar dizdim? 1 metre kadar falan boncuk dizdim. Siz bileklik çalışacaksanız 1,5 ile 2 metre arasında bu boncuk diziminizi yapabilirsiniz. 2 metre yapın, garanti olsun. Fazla gelen kısmını çıkartırsınız ama az olursa eklemek daha zor. Fazla yapın, 2 metre yapın, garanti olsun. Bu şekilde bilekliğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Naylon ipimize boncuklarımı dizdim arkadaşlar. Kolay hapishane işi örmeyi göstereceğim. Nasıl kolay hapishane işi örebiliriz? Püf noktalarını göstereceğim. Önce şöyle tığımızın üzerine ipimizi atıyoruz. Şöyle getiriyorum. Bir tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Şimdi hapishane işi tekniğinin bir sürü başlama şekli var. 3-4 şekli var. Başlama şekli var. Ben biraz daha anlaşılır, daha kolay yapılan şekliyle başlamak istiyorum. İlerleyen derslerimize diğer şekillerini de gösteririz. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Bir tane boncuğumu atıyorum. 8'li yapalım. Diyelim ki 8'li başlayalım modelimizi. Biraz daha rahat görebilirsiniz diye ben 8'li başlamayı uygun gördüm. 6'lı, 4'lü, 2'li, yani bu istediğiniz şekilde genişliğini ayarlayabilirsiniz. Bir tane boncuğumu atıyorum. Tığımın üzerine attım. Çektim. Tekrar bir tane daha atıyorum boncuğumu. Bakın tığımın üzerine atıyorum. Çektim. 2. Tekrar atıyorum boncuğumu. Tığımın üzerine ipimi attım. 3. 8 tane olana kadar böyle yapacağım. 4. 5.
6, 7, 7, 8. 8 tane kumumu dizdim arkadaşlar, bakın. 2, 4, 6, 8. 8 taneyi dizdim bu şekilde. Sonra bu tığım burada yuvarlatacağım arkadaşlar. Başındaki boncuğumuzun yanındaki ipimize geliyoruz tığımızla. Battık. Üzerine atıyorum ipimi. İkisini birden çekiyorum, bakın. Bu şekilde bir yuvarlağım oluştu arkadaşlar, bakın. Şimdi burası önemli. Başı sona birleştirdik. Şu baştaki birinci boncuğumu atlıyorum. Bu benim birinci sıramdı. O yüzden birinci boncuğumu atlıyorum. İkinci boncuğumun sağ tarafına geliyorum, bakın. Sağındayım. Bir tane kumumu atıyorum. Üzerine de ipimi atıyorum. İpimi atıp ikisini birden çekiyorum, sıkıştırıyorum, bakın. Burasını ördüm. Şimdi şu ikinci boncuğuma geçiyorum. Hemen önündeki ikinci boncuğumun hemen ip boşluğundan gireceğim. Şöyle göstereyim. Bakın, ikinci boncuğumun ip boşluğundan geçtim. Şöyle göstereyim. Sağından geçtim. Bakın, boncuğum önde, tığım arkada kalıyor. Boncuğum önde, tığım arkada. İpimin üzerine atıyorum. İkisini birden çekiyorum arkadaşlar. Diğer boncuğuma geçeceğim şimdi tekrar. Bu üçüncü boncuğumun hemen boşluğuna, ip boşluğuna giriyorum. Boncuğum önde. Hemen dizili olan boncuğumdan bir tane atıyorum. Şöyle. Üzerine de atıyorum. İkisini birden çekiyorum. Diğer boncuğumuza geçelim. Hemen diğer boncuğumuzun da sağ tarafından, ip boşluğundan geçiyorum. Boncuk tığımın önünde, tığım arkada, ipte. Bir tane boncuğum atıyorum. Üzerine atıyorum. Yavaş yavaş yapıyorum ki hani sizler de kavrayabilin. Üzerine atıyorum ipimi, tığımın ikisini birden çekiyorum, bakın. Bu da oldu. Şimdi diğer boncuğuma geçiyorum. Hemen önündekine. Bakın, bu zaten şu boncuğum zaten örüldü arkadaşlar. İkisi birbirine ekli. Bunlar örülenler zaten. İkisi birbirine ekli olanlar örülen demektir. Hemen onun önündeki diğer boncuğuma geçiyorum. Sağına geçiyorum. Boncuğum önde, tığım arkada. Atıyorum kumumu. Üzerine de atıyorum ipimi. İkisini birden topluyorum. Diğerine geçiyorum. Diğer boncuğuma bakın. Bu boncuğum örüldü zaten. Örüldüğü için sanki önümdeki boncuğu atlıyormuşum gibi bir ifade oluyor. Aslında bu boncuğum, iki boncuk birbirine ekli, örülmüş demektir. Diğer boncuğuma geçiyorum. Atıyorum boncuğumu. Üzerine attım. İkisini birden çekiyorum. Diğer boncuğuma geliyorum. Geldim. Boncuk önünde, tığım arkada. Kumumu attım. Üzerine atıyorum tığımın.
ikisini birden topluyorum. 8 tane bu şekilde oluşacak arkadaşlar. Şimdi bir tane boncuğum kaldı. Hemen onun yanına da geçiyorum. Şöyle göstereyim, daha iyi görün. Şöyle attım, üzerine de attım. İkisini birden toparlıyorum. Evet, birinci sıramızı bitirdik. Üstten baktığımız zaman arkadaşlar 8 tane kumumuz olacak. Bakın şöyle sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bu birinci sıramızı bitirdik. Şöyle göstereyim. Bakın 2, 2 oldu. Hepsi 2, 2 oldu. Hepsi 2, 2 sıralandı. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramıza geçtiğimiz zaman zaten bakın genelde öğrencilerim burada şaşırıyor. Yani şöyle, acaba ben bu boncuğa mı batacağım yoksa diğerine mi batacağım? Onu da biraz anlamakta, kavramakta sıkıntı yaşıyor. Aslına bakarsanız şey gibi oluyor. Önündeki bir tane boncuğu atlayıp ikinciyi örmüş gibi görünüyor. Bunun sebebi de zaten bu iki boncuk birbirine ekli arkadaşlar, örülmüş. Bu iki, şu alttaki boncuk alt sırayı temsil ediyor. Ona battığımız için yanına batıp bu boncuğu eklediğimiz için o alt sıra, bu üst sıra. O yüzden bu alt sıra örülmüş, yani alt sıraya eklemiş oluyoruz bu boncuğumuzu. Bu boncuk, ikisi birbirine ekli olan boncuk örülmüş demek arkadaşlar. Hemen o yüzden önündeki boncuğun sağ tarafından geçerek başlıyoruz. Bu da sanki bir tane boncuk atlayıp ikinciden geçmişiz gibi görünüyor. Eğer size öyle kolay geliyorsa o şekilde de adlandırabilirsiniz. Birini atlayıp ikincisine geçiyormuş gibi de adlandırabilirsiniz. Boncuğum ön tarafta, ben ipimden geçtim. Tığım arka tarafta arkadaşlar. Boncuğumu atıyorum. Üzerine de atıyorum. İkisini birden çekiyorum. Bakın birazcık modelimiz ilerleyince bu püf noktalarını daha iyi göreceksiniz. Model büyüdüğünde daha iyi anlayacaksınız. Hemen ne yapıyorum? Bu önümdeki boncuğu atlayıp hemen yanındaki boncuktan geçiyorum. Yerim burası. Boncuğumu atıyorum. Üzerine de ipimi atıyorum. İkisini birden çekiyorum. Bakın elimi takip edin. Bu şekilde oluşuyor. Sayalım bir de boncuklarımızı. Bir, arkada var. Şöyle göstereyim. Saymayın. Biraz daha örelim de saymayı o şekilde göstereyim. Biraz daha ilerleyelim. Saymayı o şekilde göstereyim. Sağ tarafa geldim. Daha iyi görürsünüz şekli. Ve bu şekilde devam ediyorum. Ben biraz yapayım. Siz de elimi takip edin. Bakın hemen boncuğun sağındayım. Boncuk önde. Tığım ipin arasında. Bir tane kumumu atıyorum. Üzerine de atıyorum. İkisini birden çekiyorum.
geldim yine. Bakın boncuklarım içe doğru gelirse bunları elimle dışarıya doğru ittiriyorum. Bakın tığımla da ittirebilirim şöyle. Onlar sizin aklınızı karıştırmasın. İttirip dışarıya doğru ittirin arkadaşlar. Biraz öreyim bu şekilde ben. Biraz ördüm arkadaşlar ben. Sizlere göstermek için. Bakın. Bu şekilde örülüyor arkadaşlar. Şimdi tepeden saymayı bir göstereyim size nasıl 8 tane şeklimiz de daha iyi ortaya çıktı. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane boncuğumuz olacak arkadaşlar. 8'li başladık. 8 tane de boncuğumuz oluşuyorsa demek ki doğru yoldayızdır. Bunu ara ara kontrol etmekte fayda var. Boncuklarımız içeri girdiyse onu da şöyle tığımızın yardımıyla ya da pipet yardımıyla dışarı ittirebiliriz. Şöyle şu şekilde ve boncuklarımız güzel bir dizilime sahip olur bu şekilde. Bu şekilde örüyoruz. Hapishane işimizi. Hapishane işinde başlama ve örme tekniği olarak 3-4 teknik zaten bulunmakta. Ben en basitinden, en kolayından başlama şeklini, tekniğini gösterdim arkadaşlar. Diğer ilerleyen derslerimizde de diğer başlama tekniklerinden göstereceğim. Sık iğne ile sihirli halka yapıp sık iğne ile doldurup daha sonra hapishane işimizi örmeye göstereceğim. Onları da şifreli olan hapishane işlerimizi de göstereceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde örüyoruz. İster bileklik, ister kolye, nasıl yapmak istiyorsak o şekilde örüyoruz arkadaşlar. Diğer derslerimizde inşallah kısmet olursa böyle şifreli hapishane işlerimizden göstereceğim. Şifreleri nasıl dizeceğiz? Şifreli hapishane işi nasıl dizilir? Nasıl örülür? Onları inşallah sizlerle paylaşacağım diğer videolarımda. Önce bu şekilde elinizi bir alıştırma yaparsanız çok çok iyi olur arkadaşlar. Eliniz alışır. Yani bayağı biraz örmeniz gerekiyor elinizin alışması için. Tığa, örgü şekline alıştıktan sonra şifreli hapishane işlerimizin yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz lütfen rica ediyorum abone olmanızı. Aboneliklerimiz ücretsizdir arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.